Son günlerde internette en çok aranan kelimelerden biri glutatyon olmuş. Peki nedir sağlığımız için çok gerekli olduğu söylenen bu glutatyon? Glutatyon bedenimizin temizlik işlerinin sorumlu müdürüdür. Detoks süreçlerinin ustası, bağışıklık süreçlerinin yetkili amiri, vücutta paslanma ve iltihaplanmayı önleyen antioksidan orkestrasının da şefi yine glutatyondur. Glutatyon, hücrelerin enerji santralleri olan mitokondrilerin sağlıklı bir şekilde çalışması için gereklidir. Hasar almış veya işlev bozukluğu olan mitokondrilerin kanserleşmesini önlemede kritik bir yeri vardır. Çok güçlü bir antioksidan olan glutatyon, yaşlanma karşıtı etkisinin yanı sıra beyni ve vücut dokularını serbest radikallerin zararlarından da koruyor. Tüm vücutta detoks yapıyor. Kanserojen maddeleri, gıdalarla alınan ağır metalleri ve toksik maddeleri etkisiz hale getirerek vücuttan atıyor. Peki vücuda glutatyon nasıl kazandırılıyor? Söz konusu sağlık olunca yeterli glutatyon rezervine sahip olmak vazgeçilmez bir zorunluluktur. Sağlıklı bir yetişkinin bedeninde sadece 10 gram kadar glutatyon var. Gıdalarla kazanabileceğimiz glutatyon miktarı ise günde en çok 150 miligram civarında. Gıdalardaki glutatyondan ziyade bedenimiz kendi glutatyonunu kendi üretebiliyor. Vücutta doğal üretilen miktar genelde yeterli oluyor. Ancak bedenin toplam glutatyon rezervi ne kadar yüksekse, detoks işlevleri, bağışıklık hizmetleri o kadar güçlü oluyor. Bu nedenle de bedene glutatyon üretimini teşvik eden antioksidan besinleri daha çok kazandırmak, özellikle sistein zengini besinlerle beslenmek gerekiyor. Şu bilgileri bilmek çok önemli. Toksik birikim ve serbest radikal yükü arttıkça vücudumuzun aktif glutatyon gücü azalıyor. Yaş ilerledikçe bedenin kendi glutatyon üretiminde de düşme başlıyor. Alkol ve sigara glutatyon ihtiyacını arttıran, buna karşılık glutatyon üretimini azaltan iki çok zararlı alışkanlık. Sabahları en düşük glutatyon seviyeleri zamanı oluyor. Yemeklerden sonra glutatyon üretimi artıyor. Taze sebze ve meyveler glutatyon üretimini teşvik ediyor. Selenyum, C vitamini, alfa lipoik asit takviyeleri glutatyon üretimini teşvik ediyor. Bedenimizin daha çok glutatyon üretmesini istiyorsak, sofralarımızdan şu besinleri eksik etmememiz gerekiyor. Nedir bunlar? Lahana, sarımsak, soğan, maydanoz, ıspanak, pancar, zerdeçal, tarçın, kakule, kimyon, karnabahar. Peki glutatyon içeriği en yüksek gıdalar hangileri? Sayıyoruz. Ispanak, bamya, karnabahar, domates, havuç, kavun, greyfurt, kabak, kuşkonmaz, avokado, deve dikeni, dana ciğer, elma, roka ve brokoli. Glutatyon içeriği en yüksek gıdalarda bunlar.